Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan'ın 15. gününde sizlerle birlikte olmanın derin huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Bu akşam Feyzullah kardeşimizin okuduğu pasaj İsra Suresi'nin 78. ayetinden 82. ayetine kadar ki 4 ayetlik kısacık bir bölüm. Özellikle burayı okumasını istedik. Çünkü bu surenin hele ki 23 ila 40. ayetleri arasında Kur'an'ın hayatı düzenlemeye dair nasıl projeler getirdiğini bizlere öğretiyor. Ve Feyzullah kardeşimin okuduğu bölümdeki özellikle 81. ayet Kur'an'ın hakkı getiren ve batılı yok etmeyi amaçlayan yani güneşin doğmasıyla karanlıkların bitmesi gibi bir hali bizim hayatımıza taşıyan bir mesaj ile bize seslenmektedir. 82. ayetinde Kur'an'ın şifa olduğuna vurgu yapılmaktadır. Sanıldığı gibi Kur'an'ın şifa oluşu öyle başı ağıran adama üfürülmesiyle kalp seklesi geçirene işte Kur'an ayetlerinin aktarılmasıyla, filanca bilmem ne hastalığına bir hatim indirilmesiyle ilgili değil. Kur'an inançsızlık hastalıklarının bir şifası olarak tanıtılan ve her haliyle hayata dair sunumları olan muhteşem bir değerler bütünüdür. Öyle olduğu için hele ki İsra suresinde, çok derin insan tahlillerinin yapıldığını beyan etmek isterim. Hani şu 15. günde 15. cüzün iki suresinden biri olan İsra suresini kardeşlerimin iyi bilmesi lazım geldiğini özellikle bu vesileyle hatırlatmak isterim. Şimdi bizim programlarımızda genellikle ilk bölümde ben tek başına sunumlarda bulunuyorum ama bazen konuklarımız ve konuları itibariyle Birinci bölümde de doğrudan misafirlerle başladığımız örneklerimiz var. Bunlardan birini de bu akşam yine yaşayacağız. Çünkü çok kıymetli bir kardeşim. Bu akşamki iftar saati programımızın konuğu. Geçen hafta salı günü birlikte olmuştuk. Sizden gelen geri dönüşümler bize anlattı ki aslında bir Ramazan'da Caner Bey'le bir defa veya iki defa program yapmayla olmuyor bu iş. Yetmiyor, yetişmiyor. Çünkü kardeşimiz gerçekten çok donanımlı bir yapıyla önümüzde duruyor. Çok değişik alanlarda, değişik bilgilerle zihni dünyasını harmanlamayı başarmış bir kardeşimiz. Biz onunla bu akşam Kur'an'ı ve hayatı konuşacağız. Müslümanların ya da duyarsız davranan bütün insanların kendilerini bu duyarsızlığa nasıl adapte ettiklerini, dini dışlayan bir hayatı nasıl yaşamayı başardıklarını, din insan ilişkisi bağlamında olumsuz diyebileceğimiz tutumları nasıl hayata yansıttıklarını hem felsefeci gözüyle hem sosyolog gözüyle hem din bilim ilişkisi noktasında derin araştırmaların sahibi olması itibariyle Caner Taslaman kardeşime sormak istiyorum. Başka görev itibariyle yerinizi ikide bir anlatmak istemiyorum. Herkes biliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündesiniz. Böyle çerçevesi geniş tutulmuş bir soruyla başlayalım. Sonra arada spontane gelişen şeyleri de konuşuruz inşallah. Buyur kardeşim. Evet, e, nereden başlayalım? Kendimizi nasıl? Ben aslında insanoğlunun bir dini duyarlılığı Hayatının içerisine sokmamayı Nasıl başardığını hı hı. E, Genelde insanoğlunun Mesela bir ateist duruşunu Nasıl kendine Hazmettirebildiğini Müslümanların içerisinde de Müslümanım demesine rağmen Dini hayatına yansıtmayan Dini hı, hayatına hı. sokmayan Allah yokmuş gibi davranmayı Nasıl başardıklarının tahlilini istiyor Aslında ikisini ayrı ben ele almayı Tercih ederim ateistlerle İnananların nasıl yaptığını. Evet. Bir tabi ateist psikolojisini anlamak çok zor. Gerçek anlamda bir insan tutarlı bir şekilde ateist olsa ben yaşamasına çok zor olacağı kanaat edeyim. Çünkü ölümü görüyorsunuz, her an ölüme doğru gidiyorsunuz ve o son kaçınılmaz. O sevdiklerinizden, dünyadan her şeyden ayrılmak demek, her şeye nokta demek bir şeyden zevk alıyorsunuz. Onun o anda gerçek anlamda yok olacağını bilseniz kısa bir süre sonra. O zevk aldığınız şeyden de alamaz hale dönersiniz. Evet. Yani aslında ateizlerin bana göre her şey açıkça göz önünde bulundursalar nihilizme gitmeleri kaçınılmaz. Yani böyle bir karamsar ruh aletinin üstlerine çökmesi, yaşayamaz hale gelecek kadar ağır bir kasvetin üstlerine çökmesi kaçınılmaz. Fakat bir gafletle sanki ölmeyecekmiş gibi, sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi düşünerek ee, hayatın anlamı olmadan da aslında diğer taraftan insan yaşayamaz. Hayatın anlamı sanki önemli değilmiş gibi, kendi kendilerine sanki bir anlam oluşturmaları mümkünmüş gibi kendini kandırmalarla yaşadıklarını düşünüyorum. Biraz daha uzun bir şekilde inananlar nasıl kendini kandırıyor konusuna girmek isterim. Ee, evet. Bir de felsefi açıdan belki en kabul edilemeyecek şeylerden biri şu: Allah var diyorsunuz, hayret var diyorsunuz. Fakat Hayatınızın büyük bir kısmını sanki Allah yokmuş, ahiret yokmuş gibi yaşıyorsunuz. Geçen programda bir anketten söz etmiştik. O gün bugündür hep aklımı kurcalıyor. %90'dan fazla 96 oranında Allah'a inanan bir insan din sizin için ne kadar önemlidir sorusunu %60'lara inen Tabii. şekilde cevaplıyor. Dinsin, Korkunç bir şey. Yani. Evet, %30 yani Allah ve din vardır de mesela rağmen evet. yani benim için çok önemli değildir diyenler. Tabii de şu var, benim için önemlidir diyenler. ...hani bir görüş olarak beyan edenlerin hayatına nüfuz etmesi ne kadar diye ayrıca anket yapsak... ...o sayının da düşebileceğini zannediyorum. Aslında toplumdaki en geniş kitle belki de din açına tasvip edilmeyecek kitle... ...ya da Allah'a din inkar edenlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul edip de... ...Allah yokmuşçasın hayatı yaşayan ve Allah'ı hayatının en önemli unsuru e, olarak görmeyenler tahminim din açısından tasvip edilmeyecek en geniş kitle. Yani ateistler falan da değil. Belki ateistlerin bazı süründüğü argümanlarda buradaki iman zayıflığına vesile olup buna vesile oluyor diyenler olabilir ama açık beyanlara bakarsak yine de din açısından tasvip edilmeyecek en geniş kitle aslında Allah'ın varlığını kabul etmesine rağmen hayatına sokmayanlardan oluşuyor. O yüzden ben insanları kendini kandırma metotlarının neler olduğuna bakmamız gerekir diyorum. Bu kendini kandırma metotlarından çok daha uzun irdelenmesi gereken bir konu. Geçen programda biraz medyanın zihinleri şekillendirmesinden bahsettik. Evet. Bu program tekrar olmasın diye ona girmeyelim. Ee, küreselleşmenin ve medyanın etkisini onlar çok uzun ve çok önemli konular. İnsanın kendi kendini böyle kandırma metotlarına birazcık değilsen faydalı olacaktır. İnsanın genel psikolojisi inancıyla davranışları arasında bir uyum oluşturmak yönündedir. Genel psikolojik. Evet genel psikolojik eğilimimiz budur. Ve genelde de bu uyum her zaman muhafaza edemeyiz. Birçok zaman uyumsuzluklar çıkar karşımıza. Fakat psikolojik eğilimimiz o uyumsuzlukları bir türlü çözmek yönündedir. Psikolojide mesela bilişsel zıtlık teorisi dedir, Cognitive dissonance teori vardır. Yani bunu anlatmaya çalışan yani davranışlar ve düşünce aramızda zıtlıklar oluştuğunda bu bize bir acı, bir huzursuzluk verir ve biz bunu bir şekilde çözmeye çalışırız bu e, çelişkiyi. Allah var demek her an her şeyi gören, bu bedenimizin sahibi olan, sayesinde var olduğumuz bir varlığın varlığı demek. Ahiret var demek bu dünya hayatı bundan sonrasına göre çok çok kısa geçici demek. Ha şimdi bu inancı taşıyan bir çok insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, uzak hayat yaşıyorsa dikkat edin bu inancıyla davranışlar arasında bir çelişki oluşturacaktır. Dikkat edin ahiretin varlığını o da bir sevap suçlarınıza karşılık bir ödül, günahlarınıza karşı bir ceza olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunlardan daha da önemlisi Allah'ın rızasını kazanıp kazanamayacağınızı orada, kazanmadığınızı orada öğreneceğinizi biliyorsunuz. Buna karşı buna ilgilenmeyip dünyada Allah'ın emirlerini yapmamak aslında insanda ciddi bir zihinsel çelişki oluşturur. Ha, bu çelişkili insanlar nasıl baş ediyor buraya bakabiliriz. Kur'an'ın verdiği bir öğüt var bu çelişkiyle baş etmemiz için. Kur'an diyor ki böyle bir çelişki doğduğu an tövbe et ve dine dön. Ondan tövbe insan psikolojisi çok çok temel bir şeydir. Tövbe nasıl çözüyorsunuz o psikolojiyi? Siz davranışlarınızda bir çelişki olduğunu kabul ediyorsunuz. İnancınızla diyorsunuz ki ben hatalıyım. Bak oruç tutabilecek olmama rağmen tutmadım. Param vardı zekat vermedim. Hatalıyım. Allah'ım tövbe ediyorum. Bu hatamı düzelteceğim. Bunları yerine getirmeye çalışacağım diyorsunuz. Yani davranışınızı değiştireceğinizi beyan ederek bu, ve bu yönde bir gayret sergileyerek bu konuda da Allah'tan tövbe isteyerek bu çelişkiyi gidermeye çalışıyorsunuz. Ve bu aradaki tabi çelişki durumu giderirken tövbeyle de belki durumdan af diliyorsunuz ki bir yeis bir ümitsizlik de üstünüze çökmesin diye. Ha, diğer taraftan bu çelişkinin açabileceği en olumsuz etki belki de insanların imansızlığa götürülmesidir. Çünkü bir taraftan Allah var diyor Allah'a aykırı bir hayat yaşıyor. İnsanın bu çelişkiden huzursuzluktan kurtulmasının yollarından biri bazı insanlar için Allah yoktur dersen ben dilediğimce yaşarım. Kimse benim cinsel hayatıma karışamaz. İster zina yaparım ister yapmam. Paramla ne yapacağımı kimse karışamaz. İster zekat veririm ister vermem. İstediğim kadar yemek yerim. Ee, helal haram dinlemem. Ramazan da dinlemem. O zaman rahatça diyebilirim diye düşürüp bazı insanlar kendilerini... Böyle bir sahte bir çıkış yolu Tabii bulunur. dur, Bilse işte ateizme götüren şeylerden biri budur bence. Yani tek sebep değildir. O çok yönlü incelemesi ama sebeplerden biri budur. Bu tarzda doğan çelişkileri tövbe edip de kurtulma ümidini görmeyen insanlar... Allah'ı inkar ederek bu çelişkili durumu zihinlerinde çözmeye çalışıp birçok insan ateizme kaymaktadır. Ha bir de üçüncü yol var. Aslında bu çok geniş yol. Bu şekilde hep tövbeyi hemen benimsemek veya da ateizme kaymaktansa birçok insan bu çelişkili durumu ufak göstererek zihinlerinde içlerindeki sıkıntıyı azaltmaya çalışırlar. Böyle kendi kendine kandırma metotları icat etmişidir. Mesela birisine dersiniz ki işte zekat ver ya paranı ver. O da der ki ya benden çok zenginler var. Bak adam hem de hacı hoca fakat hiç zekat vermiyor. Bu nedir yani falanca vermiyorsa sanki kendi vermemesini de o hafifletecek bir şey. Sanki ayette Allah tutmuş cebimizi hesaba ortalamasından çekecekmiş gibi. Bu aslında bir kendini kandırma metodudur. Böyle diyen bir insan ne yapmaya çalışıyor? Aslında zihnindeki ben zekat vermiyorum, para vermiyorum ama falanca da işte çok zengin hacı hoca falan vermiyor. Kendi ee, kendi aslındaki vermemesini küçültüp Zihnindeki o çelişkiyi bir çözme metodudur bu. Diğer taraftan mesela bazı insanlar duyar benim kalbim temiz. Hı hı, Aslında bu çok bu. ne güzel kalbi temizse Allah hepimize kalp temizliği nasip etsin, gönül temizliği, zihin temizliği hepimize nasip etsin inşallah. Fakat birçok kimsenin söylemlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu kalbim temiz söyleme kimi zaman Allah'ın dediklerini yapmaktan kaçmaya yönelten bir söyleme dönüşüyor. Yani kalbim temizdir diyen kimse o anda aslında demek istediği bir yerde şu. Yani Allah açısından önemli olan kalbinin temizliği. Bu namaz, oruç, zekat, aç, yani fakirlere vermem. Şu, bunlar önemsiz şeyler yani basit şeyler. Ha o zaman onlar din açısından çok önemli değilse benim bunları yapmam da o kadar çok büyük bir sorun değil. O zaman o çelişki ufaltıyordur adeta yok ediyordur. Aslında bu kalbi temiz söylemi de bu çelişkiyi çözme yöntemlerinden biri. Ve insanın kendi ibadetlerini yapmamasını kendisine göre bir meşrulaştırma bunu yaparken bir vicdan azabı çekmemesi için kendi kendine bir kandırma metodu. Mesela diğer bir tanesini düşünelim. Bu en çok kendini kandırma metodu biri. Ben 50'sinde başlarım. Eskiden 40'ındaydı da ömürler uzadıkça 50'sinde 60'ında ya doğru gidiyor. Ben işte evet. 50'sinde başlarım oruç tutmaya. İşte namaz kılmaya 50'sinde başlarım. Hele hele bir hacca gideyim 60'ında 70'inde. Ondan sonra ticaretteki bu alavere dalaverelere verelere tövbe ederim. Şimdi bir adama sorsanız ne zaman öleceğini biliyor musun? Onu da bilmiyorum der. Tabi. Buna rağmen böyle Tabii. böyle kaçamak yollar buluyor işte insan. Elbette. Öleceğimiz hiçbir zaman bilmediğimiz gibi diyelim ki bilsek bile bu metot yanlış. Çünkü tamam Allah tövbe der de belki kabul eder ama e, o yıllarda Allah rızası için geçirmemiz hiçbir türlü telafi etmemiz mümkün değil. Çünkü zaman bizim en büyük hazinemiz. Biz 10 yılı 20 yılı Allah rızası için yaşamayarak. O yıllarda bir sevap kazanma şansını her halükarda kaybetmiş oluyoruz. Bir de ben şunu diyorum insanların çoğuna. E, ahirette insanlar gidince bakıyoruz çok böyle alçakal. Ben cennete kenarından kaçarak da girsem bana yeter. Diyor birçok insan. Fakat aynı insana bakıyoruz dünyadaki hırslara gelince. Hiç ben kenardan dünyada da kurtarsam demiyor. Mesela evi dayalı döşeli bir içine girdi evi kirası varsa bir kendisi ev sahibi olmak istiyor. Kendisi ev sahibi ise daha büyüğü olsun istiyor. Daha büyüyse bir de yazlık olsun istiyor. Yazlıksa bir de arabası şöyle olsun diyor. Arabası öyleyse onu da üst model olsun diyor. Mobilyası da daha iyi olsun diyor. Evet, yani hiç Dünyada bir bakıyoruz. Maddi olarak hep üstüne bakıyor birçok insan. Maddi olarak hep önüne hedefler koyduğunda üstündekini hedef olarak kendine koyuyor. Ahiretle ilgili ise birçok insan hep arkadakine bakıyor. Yani falanca da işte Hacı Hoca şu bu ama sahtekar işte ne zekat bir şey verme. Yani ben de vermesem olur. Yani ahiretle ilgili hep kendini arkadakilere bakıp avutuyor. Dünyada öndekilere bakıp hırs yapıyoruz birçok zaman. Oysa peygamberimiz bunun tam tersini ha, tavsiye ediyor. Onu yapmış. diyecektim. Oysa yapılması gereken tam ters. Biz dünyevi şartlarda sonuçta yaşıyoruz. Dünyada bir milyarın üstünde insan temiz suya erişemiyor şu anda. İki milyara yakın insan dünyada şu anda açlık sınırında yaşıyor. Türkiye'de mesela Allah'a şükür çok az böyle insan var. İnşallah o zor durumda olan insanlara da yardım ederiz, elimizi uzatırız. Böyle güzel organizasyonlar yapılır. Ama birçoğumuz o arkamızdakilere bakıp da şükredeceğimize dünyada hep daha çok hırs, daha çok hırs diyoruz. Ve bu daha çok hırslar için dini de bir kenara bırakıyoruz. Evet. <laughs> Oysa dünyada birçok e, arkamıza baktığımızda işte bu açlık sınırının altında olan insanlara bakıp halimiz hepimiz şükredebiliriz. Diğer taraftan ahirette etrafımızda hiç iyi bir örnek göremiyorsak bile işte Kur'an'da peygamberlerin örneklerimiz var. Peygamberimiz var, Hazreti İbrahim var. İşte ateşe atılsa bile Allah rızası için eylemlerinden bir an olsun taviz vermiyor. Hazreti Nuh etrafında o kadar alay edilse de yönünü bir an olsun değiştirmiyor. Yani o zaman biz kendimizi kandırmak istersek böyle arkadakilere bakıp ee, Dini işlerde kendimizi kandıracak bir şey buluruz. Ama buradaki şeyi bilmemiz lazım yani Allah'ı kandırmamız mümkün değil. Bu bizim sadece kendi kendimize o zihnimizdeki çelişkiyi gidermemiz için bir mekanizma. Biz ahirette hep öndekilere dünyada arkadakilere bakmamız lazım. Bunun gibi aslında çok fazla kendini kandırma metodumuz. Yani burada dediğim gibi bizim bu evvela bir kendini kandırma metodu olduğunu bunu anlamamız Allah vardır ve ahiret vardır demenin ne kadar büyük bir e, iman olduğunu, ne kadar büyük hakikatler olduğunu ve hayatımızı ancak buna göre şekillendirirsek gerçek anlamda hayata gerekli şekli verebileceğimizi anlamamız lazım. Evet. Şimdi Caner Bey, tabii siz bunları anlatırken ben de onların Kur'an'dan karşılıklarını zihnimde e, tasarlıyorum. Kur'an-ı Kerim mesela o dediğiniz şeylerle alakalı adam Allah'a ve ahirete inanıyor ama Dünya ile alakalı öncelikleri belirleyip onları öne koyuyor. Kur'an-ı Kerim o tür insanlar için çok korkunç bir evet. tarif getiriyor. Diyor ki, Nahil suresinde işte kalbini küfre açanlara Allah'tan büyük bir gazap ve korkunç bir azap gelecektir. Bunun sebebi, bu gazabın ve azabın sebebi, der ki bir ennehum istihabül hayate dünya ile âkirati. Bu adamların Dünya hayatını ahirete öncelemeleri sebebiyle gazap ve azap gelecektir diyor. Şimdi böyle hiç ahirete inanmamalarından söz etmiyor. Hatta çok daha önemli sizin de sıklıkla kullanabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de böyle inkarcı insan konusunun geçtiği her yerde böyle tercümelerde, konuşmalarda, dini sonunlarda inkarcı deyince insanların aklına hemen kafir kelimesi geliyor. Halbuki kafir inkarcı demek değildir. Kefere örtmek demektir. Kafir bir gerçeğin üzerini örten demektir. Mesela dünya hayatını ahirete tercih edenler için o ayette yani Nahil Suresi 107. ayette Allah kafir kelimesini kullanıyor. Neyi örtmüştür? Ahiretin daha önemli olduğu gerçeğinin üzerini örtmüştür. Benzer ifadeler İbrahim suresinde de var. Ve veylül lil kafirine min azabin şedid şu kafirlerin başına gelecek şiddetli azaptan dolayı var haline ki ellezine yestahibbun el hayate dunya ala ahireti işte o adamlar dünya hayatının dünya hayatının ahiretin önüne alırlar böyle de olmaz bitmez bu veya yasuddun an insanlar Allah yolundan engellerler ve bu ne hem içlerinde parçalanmaçlık yaşarlar hem de Allah'ın dost doğru yolda duyu müstakimi eğri büğrü gibi göstermeye gayret evet, tabii eder. Tabii şey de bir derece derece oluyor bu. Yani bir kısım dünya yöne geçip o ilk baştaki örneğimizi düşünürsek zihninde çelişki doğuracağı için mesela dünyada istediği gibi zina yapmak istiyor. Veya parasını ilk verdiğimiz örnekteki düşünelim. Yani fakirlere vermek istemiyor, zekat vermek istemiyor. Ha o zihninde doğacak çelişki de birçok insan zaten Allah'ı inkar ederek gideriyor. Fakat burada da dikkat ederseniz bu tarzda bir ...çelişki çözme metodu... ...aslında dünya hayatı için... ...Allah'ı inkar etmiş oluyor. E, onu öteliyor o, yani. Yani mesela başka ayetlerde de geçiyor. Mesela inkarcı bir kısmı kibirden dolayı inkar Tabii. ediyor. Tabii. Bunlar da gerçi ilişkili. Yani... ...inkar edilince... ...dünya hayatından dolayı inkar edilme ...işte Kur'an'ın dikkat çekmesi boş yere değil. Birçok insan zannediyor ki... ...ateistlere çoğu sadece bir entelektüel düşünce... ...üretirler. Ondan sonra Allah'ın yokluğunu anlarlar. Sonra... E, ...dünyada işte... Allah'a takmadan dünya hayatı yani Oysa bu birçok zaman tersinden oluyor. Tabii tabii çok okudu, çok araştırdı. Sonunda ateist oldu zannediliyor. En ünlü ateistlerden birine bakın Nietzsche'de bile Allah'ın yokluğu ile ilgili ciddi bir söylem yoktur. Şu şu açılardan dolayı Allah yoktur. Şeklinde bir temellendirme, bir ontolojik temellendirme bulamazsınız. En ünlü ateistlerin çoğunda da bulamazsınız. Freud'ta da bulamazsınız. Psikolojik belli açıklamalar yapmaya çalışır ama e, onlar bana göre oldukça yüzeysel olduğu gibi başta evrendeki tasarımı, diğer şeylerini Açıklama yürek bir gayretler değildir. İnsan evet. ihtiyacından dolayı Allah uydurdu der. Epeka Allah kendisine inandırmak için o ihtiyacı da vermiş olabilir. Tabii. Yani ve tarihin en ünlü ateistlerine baktığımızda da gerçek anlamda bir ontoloji kurup yani Allah'ın yokluğunu temellendirip de dünyaya daldıklarını görmezsiniz. Mesela Nietzsche bile adeta der ki benim istediğim hayat bu, ahlak yapısı bu, bunun için Allah'ın ve dinin olmaması gerekiyor deyip adeta Allah'a ve dini inkar etmiştir. Evet. Ya, Mesela başka ayetler de var bununla ilgili şey yaparsak. Ben e, Hayır, Bir tane onu söyleyeyim peki. istiyorsanız da. Hı hı. E, şeytan Allah ile sizi aldatmasın. Tabi. Ve billahil Garur. Bu da bir kendini kandırma metodu. Allah beni nasıl olsa affeder. Ben işte 50'sine kadar bunları yapayım sonra affeder de bir kendirme kandırma metodu. Aslında bütün bu söylediklerimizin bir Kur'an'ı karşılığı da var. Tabi tabi. O ayeti aklıma getirmiştim. O hem Lokman suresinde hem evet. Fatır suresinde var. Hem bu dünya i̇şte, hayatı. Sadece şeytan değil. Ya eyyuhennâsü inne va'adallâhi hakkun. فَلَا el hayatü dünya. Önce vurgu bu dünya hayatına. Bu dünya hayatı, bu geçici zevkler sizi aldatmasın. Ve bu aldatıcı şeylerin biri şeytan, başta şeytan ama başka nedenler de o aldatıcı kavramın içerisine giriyor. Onun üzerinden belki biraz daha konuşacağız. Şeyi bir ara vereceğiz Caner tamam. Bey, işaret alıyorum. Bir ee, aklıma geliyor. Ee, insanların ateizme yönelmelerinin böyle... E, araştırmaların sonucunda gerçekleştiği gibi bir algıyı doğru bulmadığınızı hmm. örneğinizle ifade ettiniz. Bunun bir kaçış olduğunu e, e, zikrettiniz. Bence çok önemliydi bu. Bunun başka sebepleri de olabilir gibi geliyor bana. Bunu kendimize fatura ederek bunda bizim ne kabahatimiz var noktasında ikinci bölümde biraz evet. oradan konuşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim biraz nefeslenelim. Söylenenleri biraz daha zihnimizde oturtmaya gayret edelim. Yani dinli olmuyor, dinsiz olmuyor. Yani Kur'an'lı olmuyor, Kur'ansız olmuyor. Allah var ama işime karışmasın gibi böyle garip tutumlar, kendimizin meydana getirdiğimiz bazı sahte kaçamak ifadelerle meseleyi geçiştirmeye gayret ettiğimize vurgu yapıyor Cener Bey. İkinci bölümde bu konu ve devam eden diğer sorularla ikinci ve üçüncü bölümde Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik kaydıyla vedalaşalım. Birkaç dakika sonra buluşmak üzere. Değerli kardeşlerim, ikinci bölümümüzle yeniden huzurlarınızdayız. Caner Taslaman Bey'le konuşuyoruz. Dinin hayatımıza girmesi, dinle yaşamak, dini yaşamak ya da bundan kaçmaya gayret etme noktasında bazı insanların nasıl bahanelere sığındıkları üzerinde birinci bölümde konuştuk. Bıraktığımız yer itibariyle devam etmek istiyorum. Biz program arasında da birkaç kelam ettik kendi aramızda. Hani onlardan da sizi haberdar etme adına söyleyeyim. Mesela şahsen ben mesela Anadolu'da yaşayan insanların Türkiye'de hangi ilde olursa olsun orta dereceli okullarda ya da üniversite ee, sıralarında o çağlarda olan çocukların çeşitli sebeplerle dinden uzaklaştığına şahit oldum. Mesela ben Samsun'da bundan yıllar önce kilisede bir papazın lise çağındaki çocukları Hristiyanlaştırdığını, onları işte kiliseye götürdüğünü, işte ayinlere kattığını, ayin yönetecek duruma kadar onlarla ilgilendiğini filan biliyorum. Daha sonra o çocuklarla biz buluştuk, konuştuk. Birkaç ay onlarla muhabbet ettik. Sonra asıl dinlerine geri döndüler ama dinden uzaklaşmaları için söyledikleri bir takım yürek acıtan meseleler var. Şimdi onları Caner Bey ile paylaşmak istiyorum. Onun katkılarını almak istiyorum. Şimdi insanlar dinsizliğe doğru gidiyor kendileri yanlış rota çizdikleri için ateist olabilirler. Veya işte demin birinci bölümde anlattığınız gibi başka şeyleri önceleyerek ama sorumluluklarını çok anlamaya gayret etmeyen bir kaçamak yollar kendi zihinlerinde inşa ettikleri bir takım bahaneler ile bu yola sapabiliyorlar. Şöyle de olsa böyle de olsa şu benden daha kötü bu benden daha iyi değil. Hatta bazıları şöyle de diyor yani şu kadar milyar kafir var. Onlar cehennemi doldurur. Cehennemde bize yer kalmaz gibi. Allah beni affetmeyecek de kimi affedecek? Beni cennete koymayacak da kimi cennete koyacak gibi böyle acayip acayip cümleler dolaşıp duruyor sağda solda. Bu bahanelerin ötesinde insanlar kendilerine böyle bahaneler bulabilirler ama bu insanların bu yol rota değişikliğine uğramalarında din sunumundan kaynaklanan din anlatımından kaynaklanan dini insanlara Allah'ın indirdiği gibi arı duru tertemiz şekliyle anlatmayıp başka şeyleri din diye sunmaktan kaynaklanan birtakım sıkıntıların da olduğunu düşünüyorum. Sizin yani hı hı. felsefi ve sosyolojik dünyanız itibariyle bu noktada mutlaka söyleyecekleriniz var. Evet burada tabii felsefe ile ilgili de söyleyeceğimiz şeyler de olur ama yani bana göre burada bir hadis usulü tefsir usulü tipi şeylere de bakmamız lazım. Kur'an'a vurup da hadisleri veyahut da diğer mezhep izahlarını Kur'an'ın süzgecinden geçirerek bunları sunmak metodolojisi yerleşmezse ben başımızın beladan hiç kurtulmayacağı kanaatindeyim. Evet bu cümleyi bir daha söyleyelim. Yani, bu çok önemli. Yani mezhep ler tarihinde yapılan yorumlarda olsun veyahut da hadis olarak söylenen sözlerde olsun ki o hadis rivayet diyoruz biz onlara. Yani hadis Arapçası söz demek. Evet. O peygamberimizin illa söylediği anlamına gelmez. Peygamberimizin evet. söylediği zannedilmiş olan. Evet. Sözler, iddia eden sözler. Bunların Kur'an'a vurup da Kur'an'a uymayanları peygamberimizin söylemesinin mümkün olmadığını mezheplerde yapılan bir yorum varsa bu Kur'an'a aykırıysa bunun yanlış olduğuna ilgili metodolojiyi yerleştirmediğimiz müddetçe bence din içinde tutarlılığı oluşturamayız. Çünkü Kur'an orada duruyor birinci kaynak. Yani bununla çelişkili bir kaynağın olması bir şeyin mantıken yani sunulabilmesindeki en önemli unsurlardan biri tutarlılık. Bir tutarlılık ilkesini zedeleyecektir. Bir de bu rivayetlerin içinde o kadar mantıksız, sırf Kur'an'la çelişki değil mantıkla da çelişkili, insanın yaratışa çelişki o kadar unsurlar var ki yani insanın felakete gitmesi kaçınılmaz. Bir evet. tanesi uydurmuş. Yani kertenkeleyi bir vuruşta öldürürsen kaç sevap, iki vuruşta öldürürsen kaç sevap diye. E böyle uydurmaları yani hadis ezberlemeyi ilim zannedenler. Yani hadisleri o süzgeçten geçirmekle, elemekle değil de ilmi ne kadar ezberlersen o kadar çok ilim olarak zannedenler. Ezberlemiş bir yerden birinin herhangi bir rivayetini işte bir vuruşta öldürürsen şu kadar sevap, iki vuruşta şu kadar sevap. E bunlar insanlara din diye satıyorlar. Evet. Kur'an'da bakıyoruz köpekle ilgili hiçbir olumsuz bir şey yok Ashabı Kefte tam tersi olumlu bir şey insanların dostu gibi Yani Allah'ın övdüğü insanlarla bir arada mağarada kalan biri olarak köpek sunuluyor Diğer taraftan birisi Kara köpek şeytandır bulduğunuz yerde öldürün Yani işi gücü bırakacağız yolda kara köpek avına çıkacağız Evin içine köpeği sokarsanız işte şöyle melek girmez falan gibi Kur'an'ın ruhuna aykırı Şeyler uydurmuşlar Kadınlarla ilgili özellikle Belki bu erkek egemen Eee Kültürlerin ol, olduğu dönemde hadislerin toplanmasının da etkisiyle. Hele hele kadınlarla ilgili öyle hadisler var ki. Evet. Kur'an'ın da ruhunu peygamberimizle beraber onun yanındaki arkadaşların yaşadığı ilk döneme dair. Peygamberimizle beraber ilk dönemdeki haramlara bakıyoruz hayatta iç içeler. Daha sonra bir haremlik selamlık diye uydurulan bir şey var. Kadınlar ağzına işte çakıl taşı alıp da erkeklerle konuşurlarsa. Kadınların sesleri avrettir şeklindeki uydurmalar var. İşte kadınların namazı bozduğuna dair e, uydurmalar var. Bir de yanına tabii tek başına değil yani köpek, domuz falan ya ya. başka şeyler ekleniyor. At, kadın ve kara kedi uğursuzdur diye böyle bir takım sunumlar bunları duyan bir e, genç çocuk... Ondan tabii sonra başlıyor, başlıyor nasıl, nasıl işte? o işte. Yani bunlar zaten peygamberimizin vefatından birkaç yüz yıl sonra toplam. Elbette bunlar peygamberimizin gibi. sözü bunlar, olamaz. Tabi zaten tabi ben hadis usulüne burada biraz girmek gerekiyor. Yani detaylı da girmeye vakit yok. Yani hadis usulü açısından baksa bunlar haberi vaid dediğimiz şeyler tek zincirle gelen. Yani birçok aslında alimin de söylediği gibi. Haberi vaidler hiçbir zaman hiç Kur'an'daki hükmün üstüne çıkartılabilecek bir şey değil. Yani bana göre mütevatir hiçbir hadiste çıkartılamaz da. Ama bu bunların çoğu zaten haberi vaid. Zaten mütevatir kaç tane hadis var diye de ayrıca sorulabilir. Yani bütün ümmetin üzerine mütevatir olduğunda birleştiği tek bir hadis var. Yani bana yalan sözü isnat etmeyin, bana kim yalan sözü isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın evet. hadisi. Belki be de çok... en <laughs> çok uyunmayan hadislerden biri olmuş. Evet. En mütevatir olmasına rağmen. Yani bu tip rivayetleri şimdi bazı insanlar gelenek olarak dini yaşamışlar, alışmışlar. Din onların adeta derilerine dönüşmüş. O dinin içinde ne olumsuz görse, mantığa aykırı görse de dini bırakamaz. Başka bir alternatif yaşam biçimi yoktur. Herkes de kendisi gibi olsun istiyor. Fakat günümüzde internette insanlar bir tuşa bastım, bir ateist siteyle karşılaşıyorlar. Evet. Bundan 40 yıl, 50 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde, bir kasabasında hatta şehirde doğan bir insan Hayatının sonuna kadar ateistlerin izahlarıyla, Hristiyan misyonerlerin izahlarıyla, yok saintolojiymiş, raikekicilermiş, Ra 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 yok budist bilmem nesiymişle, hiç karşılaşmadan bütün hayatını geçirebilirdi. Fakat şu anda bir tuşa bastı mı insanlar, bir anda karşılarına bütün bu izahlar çıkıyor. Kur'an'la ilgili, hadislerle ilgili, İslam'la ilgili, şunla bununla ilgili birçok eleştiriler karşılaşıyor. Yani eskisi gibi siz insanları bunlardan tecrit ederek, veyahut da insanlar nasıl olsa bunlarla etkileşime girmedikleri için bunlardan etkilenmeyerek, imanlarını sürdürmeleri eskisi gibi mümkün değil. O yüzden belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar biz İslam'ın içinden Kur'an'a aykırı izahları atmak zorundayız. Birçok insan ben böyle yaşıyorum, ben benimsedim, millet de benimsesin gibi Yok. bir tavır için. Bu tavır hiç doğru bir tavır değil ve hiçbir bir kere Kur'an'ı açıdan da zaten yanlış bir tavır. bu tarz tavırda oldukları için tabi bahsettiğim tavırda olanların bir kısmı bizim ilahiyatçı dediğimiz dinde insanların beklediği müftüler, falandan bahsediyorum. Hani böyle kenarda köşede kalmış amcalardan bahsetmiyorum. Dinde milletin medet umduğu insanlar böyle bir tavır içinde. Oysa sizin bahsettiğiniz gibi birçok insan bu tip uydurmaları duyarak ya köpek seviyor adam hayatta belki en çok sevdiği varlıklardan biri köpek. Siz köpeğini sen dini yaşarsan evinden atmak zorundasın. Bu senin abdestini bozuyor izahını dersen bu bazı insan için çok ağır bir Eee şey. onun necaset kısmı ile ilgili ha, önlem aldıktan sonra sorun yok. Ya, şey, ya Allah ama. istiyorsa tabii ki atalım. Allah ise ama Allah'ın emri olmayan bir uydurmadan dolayı böyle bir insanlar hükümlük siz niye bindireceksiniz? Bir evvelki programda da bahsettik aynı şekilde. Bazı insanların müzik mesele hayatı adam müzisyen şey zaten İslam'a renk katar. Siz e, müziğin haram olduğuna dair uydurmaların etkisiyle birçok insanı bu, dinden koparacaktır sizin böyle bir izhanızı duyduğu zaman. Buna benzer sayabileceğimiz aslında yüzlerce izah var. Yani sırf bir hani bazı insanlar dinden kaçıyor, bir tek hata onlar da diye bakmayalım. Kendimiz bu dini nasıl sunuyoruz diye evet, bakalım. Çok önemli. Evvelden de konuştuk. Yani biz İslamla Müslümanların farkını insanlara anlatalım. Yani bu İslam dini ama sen Müslümanların yaşayışına bakıp da hareketlere bakıp da İslamı anlamaya çalışma. Kurana giderek İslamı anlamaya çalış. Evet. Demek zorundayız insanları. Yolcuda hata varsa yola suç bulmamak evet. lazım yani. Yani biz Müslüman ne yazık ki hata İslam'ı yani. iyi temsil edemiyoruz. Çünkü Biz iyi temsil edemediğimiz içindir ki İslam zaten birçok yerde geri plana düştü. Biz İslam'ı gereği gibi temsil etseydik zaten İslam alemi bu halde olmazdı. Yani onun da bilincinde olmamız lazım. Kendimizdeki hataları nasıl olsa ben böyle yapıyorum diye insanlara sunmaya çalışmayalım. Ha bak bende şu hata vardır ama doğrusu Kur'an'dadır sen buna bak. Buradan öğren dememiz lazım. Şimdi böyle şöyle insanlar var Caner Bey. Yani ömründe hiç mesela dini sorgulayan insanlarla karşılaşmamış. Evet. Yani evinden camiye, camiden evine bakarak. Umrunda da değil zaten işine Böyle anladım. böyle mesela bir kitap yazmamış, bir kitap okumamış. Gündelik gazeteleri, matbuatı takip etmeyen, dine karşı olan insanların niye karşı olduğunu sormayan ama kendini cennetin en alayeyliliği dediğimiz yerinde konuşlanmış, varsayan, önüne geleni cehenneme postalayan böyle bir din algısı var. Şimdi bunların söylediği şeylere itibar ettiğiniz zaman, ya yani din diye ilk defa bunları duyan bir genç, 16, 17, 18 yaşındaki bunlar, biri. Lafınıza gireceğim, bunlar akılsızlığı, yüksek iman zannediyorlar. <laughs> Aklını kullanmamayı, imanı İmanın yüceliği zannediyorlar. Evet. Dün akşam biz konuştuk, İslam'ın akla, Kur'an'ın akla verdiği önemden söz ettik dün akşam e, dakikalarca. Evet. Ama Gelin görün ki mesela Kur'an mealleri var Caner Bey. Kur'an meallerinde şimdi öyle öyle cümleler var ki mesela benim tanıdığım çocuklar var. Diyor ki eğer bu cümle doğruysa yani bunu Allah dediyse kusura bakma ben öyle bir şeyi kabul edemem. Böyle örnekler biliyorum ben. Mesela diyor ki işte Allah istediğini saptırır, istediğine hidayet verir. Öyle mi diyor? Şimdi tercümeler böyle. Adam diyor ki eğer öyleyse o zaman Allah benim hidayete gelmemi istemiyor. İsteseydi beni böyle yaratabilirdi. Dolayısıyla bu bir e, bir tiyatro oynanıyor gibi geliyor bana diyor. Mesela dini anlatanlar diyorlar ki işte hayat bir e, serüvendir. Bunun e, senaryosunu Allah yazmıştır. Rolleri Allah dağıtmıştır. Herkes kendi rolünü oynuyor gibi. Böyle bir din sunumu yapınca adam diyor ki bize bu roller içerisinde demek ki. İşte kötü adam rolü verilmiş. Dolayısıyla biz de bunu uygulayalım deyip kendisini bu dinin aldattığına inanıyor. Öyle inandırılmış. Bu sunumlardan zaten başka bir şey de çıkmaz. Bizim Kur'an meallerinden kaynaklanan ya da ehil olmayan insanların Kur'an sunumu diye meydana getirdikleri, din anlatımından kaynaklanan, din dilinden kaynaklanan insanları elimizin avucumuzun içerisinden başka taraflara doğru itmeye sebep olan pek çok malzeme var maalesef. Evet. Ben tabii ki bu uydurma hadis ve uydurma mezhep izahları hatta bir de buna uydurma tarikat izahlarını da ekleyebiliriz. Onların daha öncelikli olduğunu düşünüyorum ama tabii bunların arkasına meallerde yapılan hataları da eklememiz lazım. Evet. O da bir yani önemli bir unsur. Yani çünkü bir Kur'an'a gidip de elini alıp da dini anlama şeyine geldiyse bir kişi zaten önemli adım atmıştır. Evet. Yani aynen. oraya gelene kadar zaten kaç tane engelle karşılaşıyor yani. Şimdi mesela düşünün ki şöyle ayetler var Caner Bey. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani bir ayetin mealini alıyor. O konuda mesela o ayetin arkasında ne var, önünde ne var onu bilmiyor. Tamam? O konuda başka ayetler var mı yok mu onu bilmiyor. Bunu çok güzel bir örneğini vereyim. Batı'da en çok istismar edilen şeyleri. Mesela Kur'an'da ayette geçiyor diyor ki işte kafirleri bulduğunuz yerde öldür hı şimdi buna evet. benzer bir iki ayet var. Tabii. Bunu bana dediler. Ben hemen diyorum ki bunun 1 2 ayet öncesini ve sonrasını oku. 1 2 ayet öncesini ve sonrasını bütün o ifade geçen yerden okuduğunuz mu anlıyorsunuz ki sizinle savaşanlarla Allah Tabii. yolunda size savaş açanlarla savaşın. Ama saldırgan geçir. taraf siz Tabii, olmayın diyor. Orayı okumuyor. Evet. Ve hatta Kur'an'da şimdi bu son yazdığım makalelerden bir haklı savaşla ilgiliydi. Kur'an'da geçen konulardan biri daha doğrusu haklı savaş literatüründe iki temel başlık vardır. Bir, savaşın haklılığı. Yani açarken nedeni haklı. Sırf haklılık bununla da bitmiyor. Siz diyelim haklı bir şekilde savaşarsanız haklı bir şekilde de sürdürmeniz lazım. Kur'an'da ikisiyle ilgili de malzeme var. Karşı taraf saldırmadan saldırgan olup savaşmamakta geçiyor. Karşı taraf barışa yanaşırsa savaşta ısrarcı olmamak Tabii. veya savaşta aşırıya giden de olmayın. Şeklinde savaşı yürütürken de ölçüyor. Yani haklı bir şekilde savaş açmakla kalmamak, savaşı haklı bir şekilde yürütmeye çalışmakla ilgili de Kur'an'da malzeme var. Hatta şunu da belirtmek lazım. Kur'an'da savaşta öldürmenin serbest olduğu geçmese Kur'an için bir eksiklik olur. Niye? Çünkü Kur'an bir yerde öldürmeyi yasaklamış. Yarın öbür gün ümmetten bir çıkartır diyebilir ki Allah bana öldürme yasakladı ben savaşmayacağım. Çoluk çocuk öldürmeye gelen öldürmeye gelenler olabilir. Siz olan ben onu sadece yaralamaya kalkarım işte öldürmem yasak. Falan diyenler de çıkabilirdi. Evet. O yüzden aslında eğer ki Kur'an her şeyi açıklayan kitapsa, mufassalsa, Kur'an kendisini zaten mufassal, teferruatlı kitap olarak nitelendiriyor. Evet. O zaman Kur'an'da zaten insanların savaşta öldürebileceğinin geçmesi gerekiyor. O olmazsa bir eksiklik olur. Tabii. Fakat onu da geçerken yanlış diye Kur'an her seferinde savaş açanlarla, saldırgan olanlarla Allah yolunda savaşmak, orada öldürmekten çekinmemek, gerekirse öldürmek geçiyor. Ona rağmen eğer ki onlar barışa yanaşırsa, savaşta ısrarcı olmamak, savaşı yürütürken de aşırıya gitmemek hepsi geçiyor. Tabii. Bir baktığınızda aslında bir haklı savaş diyoruz açısından Kur'an'da muazzam bir tablo sunulmuş. Hem o pasivizmin insanı küçük düşüren, çoluk çocuk öldürürlerse öldürsüne bana ne diyen, hani böyle bazıları pasivizm hali bir şey olarak sunar da bana göre küçüklüktür. O küçültücü tavrı yok. Diğer tarafta Kur'an'da politikada dünyada siyaset sahnesine egemen olan Political Realism yani siya, ger, siyasi gerçekçilik diyebileceğimiz bir akındır. Sırf devletlerin menfaatleri için hareket etmesi. Yani devletlerin menfaati için her türlü hareketi meşru görmesini e, kutsayan bir anlayış var günümüzde. Son birkaç yüzyıldır dünyada. Ya. Ha Kur'an buna da geçit vermiyor. Sizin menfaatinize olsa bile saldırgan bir şekilde savaş yapmamanızı geçiyor. Tabii. Fakat bu nasıl anlaşılıyor? Sizin demin dediğiniz şeydi. Ayetin başını sonunu ve Kur'an'ın bütünlüğünde ona bakarsan bu açığa çıkıyor. Tabii. Tek bir ayeti cımbızlayıp bakarsan Allah'ın kaderle ilgili insanların yaptığı fiillerin burada önemli olduğunu söyleyen ayetlere bakmazsan insanların yaptıklarına mesul olduklarını fiillerinden bakmazsan sadece bir ayeti cımbızlayıp da bakarsan onu da el ele bir yanlış meallerle bakarsan anlayamazsın. Tabii ki Kur'an'ın bütünlüğü içinde anlamak en önemli. Kur'an okumada değil evet. metottur. En önemli işte bakın. Buradan. Mesela, Ama tabi başta Kur'an okumak. Yani yani Kur'an, Kur'an. bir Kur'an'a gelsinler de sonra Kur'an. Yani en büyük mesele zaten Kur'an'dan başlamalı. <laughs> Milleti kertenkele öldürmenin sevaplarından kurtarabilirsek evet. ki oraya gelirken. Doğru. Evet. Değerli kardeşlerim işte yani bu meselelerde bizden kaynaklanan yani din sunumu yapan insanlardan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu da bir vesileyle gündeme getirmek lazım. Buradan kendimizi. E, sıyırıp bizim sorumluluğumuz yoktur, dini anlatanların hiçbir sorumluluğu yoktur gibi e, hazır cevap ya da kendini garantiye çeken bir duruşun sahibi olmadığımızı bu vesileyle programın ikinci bölümünde özellikle gündeme getirmek istedim. Şimdi, şimdi böyle bir modern dünyada yaşıyoruz Caner Bey, modern dönemlerde yaşıyoruz. Bu e, bu dönemlerde insanların yaşadığı çok yeni sorunlar var. Hı hı. Yeni sıkıntılar var. Yani bin sene önce, bin iki yüz, bin üç yüz sene önce verilmiş fetvalarla cevabını bulamayacağınız yepyeni bir dünya ile yüz yüzesiniz. Hı hı. Bu noktada insanların, Müslümanların, ilim adamlarının e, İslam'dan hareketle e, duruşlarının ne olması lazım geliyor? Ne yapmak lazım? Nasıl bir esnek ve nasıl bir kucaklayıcı kuşatıcı bir tutum içerisine girmeliyiz ki bu yeni dünyanın yeni modern dünyanın sorunlarına yeni cevaplar bulmada tutumumuz ne olmalıdır biraz da onu konuşalım bakın İslam felsefe ve kelamının önemli isimleri aslında hep kendi döneminin ciddi sorunlarını ele almışlar haklı olarak evet işte Kindi ile Gazali'ye bakın. Benim uğraş alanlarımdan biri de bu evrenin başlangıcı olduğunu göstermedi. Big Bang teorisi ile alakalı. Tabi o dönemde bilimsel bir teori olmadığı için felsefi akıl yürütmelerle neden bu evrenin başlangıcı olması gerektiğini göstermişti. O dönemde Allah ezelden biri devreni de yaratıyor olabilir mi gibi bir teolojik bir görüş ileri sürülmüş. Fakat bunun yanlış olduğunu gösterirken felsefi açıdan muazzam argümanlar ileri sürüyorlar. Öyle muazzam argümanlar ileri sürüyor ki o argümanlarla evrenin başlangıcının zamanın başlangıcı olması gerektiğini daha iyi görebiliyor ki bugün işte izafiyet teorisiyle ortaya çıkan şey felsefi akıl yürütmelerle ortaya çıkmış. Ama o dönemde o dönemdeki bir sorunu çözmeye çalışırken Tafitül Felasife çıkmış. Öyle muazzam bir eser çıkmış. Ha şimdi bu dönemin sorunlarına da ben hep diyorum İslam felsefecilerin ve kelamcılarının ve İslam düşünülen geri alanındaki mutlaka bakması lazım. Mesela babasız çocuk yapmak diye bir şey şu anda gündeme geliyor. Hücreyle bir sır kadın hücresinden yapmak. Ve babasını bilmeden sperm bankasından sperm alıp yapmak. Mesela buna ne diyeceğiz? Yani sadece geçmişte ne demişler? Suların temizliği kediye düşerse kuyuya ne kadar temiz olur? Günümüzde çok büyük bir sorun değil. Onunla ilgilenmişler. ha Günümüzde ama böyle çocuk yapmayı düşünenler var. Bunlara ne diyeceğiz şeklinde bir Değil şey mi? Taşıyıcı var. annelik diye Taşıyıcı bir şey var. Annelik var. Buna benzer mesela günümüzün sorunları var. Ba, ileride belki biraz daha geri bilim din ilişkisiyle ilgili sorulara hele ne diyeceğiz? Mesela bu tip önemli bir konu var. Mesela Kur'an'ın da işaret ettiği fakat günümüzde çok önemli olmuş bir konu bana göre çevre konusu. Rum suresi 41. ayette diyor ki insanların elleriyle yaptıkları yüzünden yeryüzüne fesat çıktı. Tabii. Yaptıklarının bir kısmını onlara taktırmayı, tattırmaktayız belki vazgeçerler diye. Evet. Bakın Kur'an'ın geldiği şey ya, denizde ve karada fesat çıktığını söylüyor. Zahar fesadu fil berri vel bahri bi denizde ve karada ben. diye de şey var. Ve Kur'an'da diyorum Kur'an'ın zaten evrensel oluşun özellikten beri peygamberimizin olduğu yer hem Mekke'deyken hem Medine'deyken denize çok uzak değil ama denizi görmüyordum. Fakat Kur'an'da denize çok fazla atıf var baktığımız zaman. Ee, Çünkü dünyanın yalnız, dörtte deniz. Evet yani 30 küsur defa Kur'an'da deniz ifadesi geçiyor. Eee o dönemde gerçek anlamda bir insanların yaptıkları yüzünden yeryüzüne bir fesat kargaşa çıktığını insanların çok fazla günümüzdeki kadar tanıklık edecekleri bir olay yok. Sonra da insanlara tattırılıyor yaptıklarından dolayı. Oysa bugün bunu hepimiz... Orada onlar için bir iman devrededir. Tabii. Bu söze inanıyorlar. Olabilir. Belki çok ufak tefek şeyler gözükebilir. Ağaçları keserse onların da başı beladı. evet. Ama bir çevre bilinci diyebileceğimiz bir şey yok. Et, dünyada değişik dönemlerde insanların bu çevrede kendi yaptıkları pisliklerden dolayı sanayi devriminden 19. yüzyılda falan e, ciddi sorunlar yaşamışlar. Fakat o dönemde bile <laughs> ciddi anlamda bir çevre bilinci yok. Çevre bilincinin ciddi anlamda ortaya çıkması dünyada 1970'li yıllardan sonrasıdır. Fakat Kur'an'la bir ayetini ayırıyor bakın. E, bu muazzam bir şey. Biz oysa bugün günümüzde birçok kimse işte Fabrikalar yapıyor ve dünyada teknolojisi var. O fabrikanın atıklarıyla denizi fesada uğratıyoruz, bozuyoruz. Ondan sonra o denizdeki işte balıkların bir kısmını öldürüyoruz, türleri öldürüyoruz. Bir türü ve, öldürmek Allah'ın bir ayetini öldürmektir tabii, üstelik. Tabii. Ve bir kısmını da zehirliyoruz, ağır metaller oluyor. Sonra biz en e, sağlıklı yiyeceklerde olan bir balığı yerken ağır metaller alıp da zehirleniyoruz. Teknolojisi de var günümüzde. İnsanların parayla ilgili hırsları, şeyler ilgili hırsları öyle ön plana geçiriyor ki işte biz denizi fesada boyuruz. İnsanlara yaptıklarının bir kısmını tattırırız. Belki vazgeçerler diye diyor. Allah da biz işte kanserleri diğerlerini tattırıyor. Birçoğumuz önlem almaya çalışıyor. Bir kısmımız da vazgeçmiyor. Ama ayette bunun olması muazzam. Günümüzde de işte felsefe kelamcılar buna dikkat etmesi lazım. Mesela Hüseyin Aydın Eskişehir İlahiyat Fakültesi'nin dekanı bununla ilgili mesela güzel bir kitap yazdı. Bir kelamcımız ee çevre sorunları ile ilgili. Günümüzde de bazı kelamcılarımız yavaş yavaş felsefe tarihi, kelam tarihi, İslam felsefesi tarihinden kurtulup gerçek anlamda günümüzün sorunları üzerine kelam felsefe yapmaya çalışıyorlar. Bunların sayısının ama tabii ki daha artması lazım. Kur'an'da da işte böyle hareket noktalarımız var. Onu da değerlendirmemiz lazım. Yani Kur'an sadece e, o dönemin sorunları için inmiş bir kitap değil. Bugüne de işaret ediyor. Ve bizde bugünün de sorunları var insanı yüzleştiği. Özellikle modern bilimden kaynaklanan sorunlar. Ha bunlara eğilmemiz, bununla ilgili bir şeyler söylememiz lazım ve insanlar özellikle bunlarla ilgili neler söyleyeceğimizi de bekliyorlar. Kur'an'ın bunlarla ilgili söylediklerini ortaya çıkarttığımız zaman bakın Kur'an'da bu tip bir meselede insanlıkta çok yeni olan bir bilinç düzeyine 1400 yıl önce de hassasiyet gösterdiğini insanlar görürse Kur'an'a da saygıları, sevgileri artacaktır. ha inanan insanlar kendi çevreye verdiği fesattan da Kur'an ayetlerini buna ilgili görünce belki daha çok utanacaklardır. Evet. Çok harika bir örnekti bu Caner Bey. Ee, yani bugünün sorununu, Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önceden haber veriyor olması Kur'an'ın bir ilahi kelam olduğunun en önemli Hı -hı. ispatlarından bir tanesi. Ancak bugünle ilgili çok spesifik bir problemin cevabını, mesela altı 600 sene önce, 1000 sene önce yaşamış bir alimde aramak, bugünün Tabii. cevabını orada alamak hem soruya hakaret, hem cevaba hakaret, hem alime hakaret. Yani biz bugünün işini dünün insanlarında yapılmış gibi aramak durumunda olmamak hı hı. mecburiyetindeyiz. Yani bizden bin sene sonra yaşayacak olan insanlar bugünün şartlarında, bugünün alimlerinin ne dediğini görmek isteyeceklerdir. Biz nasıl bugün bin sene önceki alimlerin işte daha önce daha sonraki alimlerin yazdığı eserlerden onları ve dönemlerini tanıyabiliyorsak e şimdiyi okuyamıyorsak eğer Kur'an'ın öğrettiği çizgide biz bugünü okuyamıyoruz, bugünü takip edemiyoruz, bugüne dair sunumlar ortaya koyamıyorsak bizden 500 sene sonra, 1000 sene sonra yaşayacak olan adamlar bu dönemi fetret dönemi gibi görecekler. Yazık olacak yani. <laughs> Ayıp bir olacak tabii yani sorun da şu. Bir kısmı bugünün sorununu geçmişten bakıp da çözmeye de çalışmıyor. Bir kısmına göre bugünün sorunu diye bir konu yok. Evet. Hani geçmişteki de gidip bakayım bugünün sorununu çözeyim gibi bir o da anlayış yok. biliyor. Geçmişteki ne demiş? taşıyım ilim budur diye bakıyor. Yani o bugünün sorununu çözmek için de ona bakmıyor. Sadece geçmişte söylenen kelam tarihini yapmayı kelamcılık, İslam felsefesi tarihi yapmayı İslam felsefesi yapmak zanneden bir anlayış var. Evet. Sorun oradan kaynaklanıyor. Yani bugün bir sorun olduğunu farkında değil. Yani sorun yok ki gibi Bakın. gibi algılıyor. Evet. Bu korkunç bir duyarsızlık. Evet. Yani e, bir akademisyen olarak, bir insan olarak, e, ilim tahsili yapan bir e, bir fert olarak böyle duyarsızlıkların İslam'ın çağa söyleyeceği bir şey yoktur sonucuna sebep olacağı için kendimi e, ayıplıyorum. Yani bu bu dinin nasıl evrensel kitap bu? Yani bu Allah-u Teala sadece 610 ile 632 yılları arası Mekke'sinin ve Medine'sinin evet. fotoğrafını çekti koydu. Daha sonra başka taraflara müdahalesi yok. Başka taraflara var. Hani kıyamete kadar bu kitabın söyleyecekleri vardı? Yani ne, ne söylüyor bir bakalım ne söylüyor? Bir baktığımız zaman kitap önümüzü açacaktır. Yani Kur'an'la meşgul olmayı, Kur'an'ı yeniden okumayı, manasını yeniden hayatımıza indirmeyi, hani eskiyi özlemek gibi algılıyorlar hayır bu eskiyi özlemek değil bu günü kavramak ve istikbale dair daha güvenilir bir duruş ortaya koyma noktasında nefis bir yol haritasına sahibiz harikulade ayetlerimiz var kainatın yapısıyla alakalı evet. evrenin yapısıyla alakalı bilimsel gerçeklerle alakalı ama gelin görün ki bizim camiamızda Kur'an'da bu tür ayetler <laughs> olmalı mıdır değil midir daha bunu kabulde sıkıntı yaşıyoruz yani <laughs> Sizde tabi program yapmıştık. Yani hatırlıyorsanız işte Kur'an'daki şeylerden bahsettik birçok ayetten. Yani evet. işte Allah evrenin başlangıcında yerle gök bitişik olup ayırdığını evet, söylüyor. Evet, evet, evet. Evrenin genişlediğini söylüyor ki Kur'an. Yani kozmolojinin en önemli bilgisi nedir son birkaç yüzyılda keşfedildi deseniz bir iki tane şey söylense bir tanesi evrenin geliştirdiği. Ya, yani. Bazıları bir numaraya koyar. Bir numaraya koymayan en kötü ihtimal ilk beşte mutlaka bir yere koyar. Ya bu kadar önemli bir şey geçiyor Kur'an'da. Açık Arapçası bunu veriyor. Adam Kur'an'da yok olmasın diye kıvranıyor. Evet. Niye? Yani. Çünkü biz insanların bir kısmını, benim gördüm ne yazık ki Müslümanların, Kur'an'a güveni yok. Biz bilimle hesaplaşmaya kalkarsak perişan oluruz. Korkuyoruz. Diyor. Yani e, bu tabii mantığı gidermek lazım. Bu mantığı gidermek lazım. Evet. Yani Kur'an'ın sadece titreşimlerinden medet uman bir şey var diyoruz ya hep. Evet, ses yani, aktarımı. Evet. Dini Kur'an'dan anlama ilmal kitaplarından anla. Evrenle ilgili şeylerde senin işte diyoruz insanlardaki eksiklik evren anlarken günümüzde bilim yaparken falanca karıncanın nasıl haberleştiğini anlamaya çalışıyor. Yeryüzünün işte elektromanyetik kuvveti, yer çekimi kuvveti, güçlülükler nükleer kuvvetin etkisinde nasıl etkileşimlerin olduğunu ben bu sandalyede otururken benim atomlarım niye sandalyenin atomlarına karışmıyor diye. Bunun bilimsel izahını bulmaya çalışıyor. Ha bunun Allah'la irtibatını insanların kurmaması bir eksiklik diyoruz. E bu eksikliği nasıl sağlayacak, gedirecek insanlar işte. Kur'an'ın zihinlere dedik e, ancak biçimlendirmesiyle, şekillendirmesiyle insanlar sadece o salt bilimsel bakışta kalmayacaklar. Bunun Allah'ın bir sanatı olmasıyla ilgili bağlantıyı da zihinlerinde kuracaklar. Öbür bilgileri edindikleri zaman Sübhanallah diyecekler. Tabii. Elhamdülillah diyecekler. Bak biz bunun sayesinde bu sandalyeye karışmıyoruz. Bak Allah-u Ekber diyecekler. Allah ne kadar büyüktür diyecekler. İşte karıncanın haberleşmesinin ne kadar ince sistemi varmış diyecekler. Salt ona bir zooloji açısından bakmayacak. Sandalye bizim atomlarımıza karışmamız mikrofizik açısından veya işte makrofizik açısından bir tek anlamaya çalışmayacak. Diğer taraftan bunu bağlantısı kurarken onları anlarken bunu gerçek anlamda niye böyle yaratıldığı, onun gayesel olarak o yasalarında niye olduğu ile ilgili fabladıyor oturuyor. Bu nasıl olur? Kur'an'a giderek olur. Tabii. Şimdi güncel hayatta işte ibadetleri anlarken işte ilmal kitaplarından anlamaya çalışanlar e tabii ki o zaman Kur'an'la zihinlerini geri kalan konuda şekillendirmeyenler ha evrenle ilgili, bilimle ilgili bu konularda da o birleşimi yapamıyorlar. Niye? Çünkü Kur'an onlarla ilgili her konuda bir tek titreşimleriyle medet umulan kitap. Şifa mı verecek Kur'an oku, titreşimi olursun, bir de üfle gitsin titreşimi. Yeah. Şifa versin. Yeah. Bu ee, en basitinden o bile maalesef yanlış anlaşılmış. Yani Kur'an'ın şifa oluşunun ne olduğu üzerinde bile yeniden düşünceler üretmeye evet. insanlar maalesef meyletmemişler. Ama Kur'an kitabı, kainat kitabı birlikteliğini sunan bir anlayışa Ve yeniden anlamaya dönmek. çalışanlara da kızıyorlar. Evet tabii. Bir Bunlar anlama... dine, fe, dine fesat getirmeye çalışıyorlar. Şey, yani Allah'ın indirdiği kelamı anlamaya çalışıyorsunuz. İşte Kur'an'da ne geçiyor diye anlamaya çalışıyorsunuz. Dine fesat Karıştırırsınız diye korkuyor. Yeah, evet. Eskiden kitaplar vardı falan tamam mı? mısınız bilmiyorum bazı ilmaki. Hala duruyorlar piyasada e, ama eskiden daha çoktular ortada veya ben daha az bak <laughs> daha az ortadaymışlar gibime geliyor. Aman aman Kur'an okumayın diye yazıyordu birçoğunda. Evet. Türkçe'sinden falan yani ondan sonra hatta hadis de okumayın diyorlardı. Siz Lüzumlu bilgileri, aman ilmal kitaplarından alın diyordu. Tabii. Siz öyle Kur'an, Muran hadis okumaya kalkarsanız perişan olursun. Ona birkaç halim var, onların işi onlar okuma. Siz Kur'an sevap almak için Arapçasından okuyun o titreşim o sevap. Tabii. Anlamakla ilgili bir sevap yok. biz anladık, ilmeli kitaplarında aktardık, aynen böyle yazıyordu. Aynen öyle. Soru sormayın, araştırma yapmayın, ha. siz anlamazsınız. Aman, aman uzak durun, okursan çarpılırsın. Bir de öyle diyorlar. Bu... Kur'an çarpar diye bir yemin ürettik yani. <laughs> böyle garip. Garip çarpık yeminler ürettik. Çarpıklıkları gideren kitabı çarpan kitap gibi tanıttık. Böylece yani okunup da hayata geçirilip şifa olacak kitabı duvarda oturacak. O duvardaki durduğu yerden bezin içinden böyle sihirli bir şekilde şifa dağıtacak. Kitabı. Aynen öyle kainat yani ruhun ona göre şekillendirmenle şifa sana gelecek. Tabii. Değil. Geldiği ve göndericisi itibariyle yüce olan kitabı biz yeniden yüceltmeye çalışıyoruz. Sanki ona ihtiyacı varmış gibi. Hmm. Oysa onunla biz yücelmek durumundaydık. Onun indirilişinin gayesi buydu. Sağlam bir diyalog kurmamanın böyle acı sonuçlarını yaşıyoruz. Caner Bey bir ara daha vereceğiz. Sonra üçüncü bölümde biraz kısa bir bölümümüz olacak ama toparlayıcı birkaç mesajla üçüncü bölümde sizinle buluşmak arzusundayız. Bizi terk edip başka taraflara gitmeyesiniz. Çünkü çok önemli mesajların verildiğinin farkındasınız. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Değerli kardeşlerim, üçüncü bölümle huzurlarınızdayız. Caner Taslaman Bey ile konuşuyoruz. Ee, arkadaşımızın tabii bir akademisyen olarak ortaya koyduğu çok kıymetli çalışmalar var. İşte bunlardan biri Evrenden Allah'a diye bir kitabı var. Allah felsefe ve bilim diye bir kitabı var. Modern bilim, felsefe ve tanrı diye bir kitabı var. Terörün ve cihadın retoriği diye bir kitabı var. Başka 6-7 tane daha kitabı var. Soruyor kardeşlerimiz hocamızın ne tür eserleri var diye. Ben de böyle örnek olsun diye 3-4 tanesinin adını söyleyeyim. İstedim unutmayayım. Ee, böyle taleplere... Merak edenler olursa canertaslaman.com'da benim bütün kitaplarımın ücretsiz pdf'leri var. Bir de bütün programlarımızın da e, linki var. Heh. Mesela siz geçen sene Ramazan'da iki program yaptık. Evet. Merak edenler varsa bu geçtiğimiz program dahil üçü şu anda benim sistemde duruyorlar. Evet. Üçünü de seyredebilirler geçmiş programlar. Evet. Yani şimdi <laughs> kitapları gösteriyoruz böyle kitap reklamı gibi falan öyle algılamayın. Bakın Sitesine Hepsi girip hepsini bilir. ücretsiz PDF formatında görüp bulabilir, okuyabilir, istifade edebilirsiniz. Ancak asıl gayem bu tür çalışmaların yapıldığını. Hani burada sadece konuşmalardan ibaret değil, insanlar bunun derdiyle dertleniyorlarsa o noktada hizmet etmeye de gayret ediyorlar, çalışmalar yapıyorlar, eserler <laughs> üretiyorlar. Ben şimdi Caner Bey'e bu çalışmalarının hasılası olabilecek Anlamda bir 10 dakikalık vaktimiz var bu 10 dakikalık vakitte bu modern bilimin elde ettiği veriler son buluşlar e, hangileri itibariyle Müslümanların İslam'ın e, dikkatini çeken ya da Müslümanların gündemini daha çok meşgul etmek durumunda olan ne tür verilere ulaştı modern bilim biraz ondan söz edelim ve toparlayalım Evet 10 dakikaya sığdırmak zor olacak yani ne kadar sağ şey artık. Mesela benim master tezim de sonra kitap olarak yaptığım şeyden başlayayım. Mesela Big Bang, Felsefe ve Tanrı diye bir kitap yazdım. Mesela 20. yüzyılda Big Bang teorisinin anlaşılmış olması, 19. yüzyılda entropi yasasının ortaya konmuş olması. Mesela bana göre genel olarak tek tanrıcı inanç açısından önemli. Niye? Entropi yasası da bu evrenin ezeli olamayacağı bir son olduğunu gösteriyor. Bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Bir sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Big Bang teorisi de bu evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. E buna dikkat edersen bunlar İslam'ın en önemli mesajları. Yani bu evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğu. Kur'an'da görüyoruz. Peygamberimiz de evrenin sonu gelecek dediği zaman alay edilmiş. O saat bize gelmez diyorlar Sebe Suresi'nde Tabii. görüyoruz. Ve gâlellezîne keferû la te'tîne sa'a tehdit edip durduğun o son saat bize gelmez diye. O dönemdeki Müslümanlar bu evreni yaratan Allah isterse sonu getir diye bir iman meselesi. Günümüzde ise bilimsel olarak artık buna hiç kimsenin direnmesi mümkün değil. Bu evrenin sonu geleceğine, dünyamızın, güneşin sonunun geleceğine. Kur'an hepsine dikkat çekiliyor. Hem evrene dikkat çekiliyor, tekvir suresinde güneşe dikkat çekiliyor. Dünyada işte suların kaynamasına, da dünyanın da sonuna geleceğine dikkat çekiyor. Kur'an modern bilimin 20. yüzyılda bu dünyanın ve evrenimizin bir başlangıcı olduğunu ve sonunun kaçınılmaz olduğunu ortaya koyması bence çok çok önemli. Evet. Tarihsel boyunca ateizmle felsefede teizmin tartışmalarını bilmeyenler bunun önemini anlayamazlar. Tarih boyunca ateistlerin temel görüşü şu olmuştur. Bu evren aşağı yukarı şimdiki hep böyleydi. Hatta bir kısa dünya da aşağı yukarı hep böyleydi diye savunmuşlardır. E, tabii ki sonsuzdan bir böyle olan bir şey, bir daha son da gelmeyecektir sanıyorlar. O tip bir görüşten dolayı da ki Peygamberimizle sonu gelecek dedi diye e, alay, alay etmişler. Evet. Ha 20. yüzyılda ise hem başlangıcı hem son olduğu bilimsel bir veri olarak ortaya çıkmış. Bence bu mesela muazzam bir olay. Fakat felsefedeki bu tartışmayı teizm ile teizm arasındaki bu e, ortadaki çekişmeyi anlayanlar bunun değerini ancak anlayabilecekler. Tarihsel bu vakayı bilmeyenler bunu tabii takdir edememektedir. Tabii. Diğer taraftan çok ya burada çok... çok daha önemli bir soru da cevaplanıyor bence. Yani kainatın yaratılmış olması ve tabii. sonunun bulunması yaratıcının varlığının bir ispatı tabii, olmuş olacaktır Hem yaratıcının mi? varlığının ispatı hem yaratıcı bir tanrının varlığını Allah'ın varlığını savunduğu için ve bunu da gündeme getirdiği için aslında Kur'an'ı da bir yerde destekleyen bir Tam şey. Tam demek istediğini söylemiş evet. oluyor böylece yani. Çünkü bunu tek tanrılı dinler dışında ortaya koyan yaratıcı bu evrenin başlangıcı olan sonunu getirecek bir tanrı anlayışı başka hiçbir dinde yok. yok. Bir tek Allah'ın gönderdiği dinlerde karşımıza çıkıyor işte Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve İslamiyet'te karşımıza çıkıyor. Hinduizmde bulamıyorsunuz sonsuza dek giden yerinde sayan bir evren. Sonsuza dek yerinde Daireler var adeta çiziliyor. Yeniden hep başlangıca geliniyor. Budizmde devrenin de sonu görüşü yok. Taoizmde de siz buna rastlayamıyorsunuz. başlangıç ve son görüşleri. Böyle baktığınız zaman bu tek Tanrılı dinleri kendileri dışında geri kalan herkesten ayırt eden bir vasıf. O yüzden bu dinlerin kutsal metinlerine de güvenebileceğimizle ilgili de bir ayrıca veri olarak da kabul edilmesi lazım yaratıcının varlığının yanında. Yani tevratta ve İncilde de buna benzer şeyler. Tabi yani. Ilk... Eski ayetin ilk şeyi başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri. Yani o kadar ama yani böyle işin detayına varabilecek yok. Big Bang gibi işte genişleme gibi o tür ifadeler yok. yok. Evrenin genişlediği tarzda bir ifade yok. Tabi Zariyat suresinde göğü biz inşa ettik. Onu genişletmekteyiz diye geçiyor. Hı hı. Enbiya suresinde yer gök bitişikti. Biz onları ayırdık diye geçiyor. Yani bitişikken hı. ayırma ve genişleme. Yani hı hı. Big Bang'in temel özellikleri Kur'an'da var. var evet. Diğer taraftan baksak ıı, tek Tanrılı dinlerin en önemli iddialarından biri bu evrenin yaratılması beraber bilinçli bir şekilde tasarlandı. Bütün detaylarına Allah'ın vakıf olduğu, Bütün detaylarına Allah'ın ince bir şekilde tasarladı. Hayvanların alemin Allah gözümüzü çevir işte bakın on diye. Yerle göğe gözümüzü çeviriyor. Dünyadaki oluşumlara gözümüzü çeviriyor. Bütün bunlarda bir tasarım olduğu geçiyor. 20. yüzyılda fizikte karşımıza çıkan veriler Hiçbir dönemde olmadığı kadar bizim tasarımı güçlü bir şekilde savunabilmemize olanak verdi. i̇bn Rüşt'ün Kur'an delili dediği tasarım delilinin savunmasına ki felsefede teleolojik delil diye de anılmıştır. İslam e, düşüncesine inayet ve ihtira delili şeklinde başka isimlerde de anılmıştır. Ben bunun hepsini kastediyorum tasarım delili derken. Bununla ilgili müthiş veriler karşımıza çıktı. Doğa yasalarının tasarlandığını gösteren veriler çıktı. Mesela yer çekimi ve yer çekiminin o şiddetinin de tasarlandığını gördük. Güçlü nükleer kuvvet diye bir evrenin her yerine geçer bir kuvvet var ve bunun bir şiddeti var. O şiddetinin de tasarlandığını, elektromanyetik kuvvetin o şiddetinin de tasarlandığını anladık. O kadar ince bir tasarım var ki şimdi elektromanyetik kuvvet olmazsa biz var olamıyoruz. İşte poli dışarılama ilkesi olmazsa atomda yörüngeler oluşamıyor. Kuantizasyon ilkesi olmazsa yine yörüngeler oluşamıyor. Biz var olamıyoruz. Fakat e, evrenin başka bir yerinde kompleks kimya diyebileceğimiz bir şey, gezegen diyebileceğimiz bir şey de oluşamıyor bunlar olmazsa. Dikkat edin. Çünkü bazıları da de şöyle diyorlar. E yani bu evrende diyelim canlılık oluşamadı belki evrenin başka bir yerinde oluşabilirdi. Bizim biyolojide bildiğimiz canlılıkla ilgili birçok özellik sayılıyor. Fakat bütün tariflerde ortak olan şey şu. En basit canlı bile enerji kullanan, etrafına tepkiler veren üreyebilen bir varlık. En basit tanımında bile. Ha, oysa mesela diyelim ki siz poli dışarılama ilkesi olmazsa veya kuantizasyon ilkesi olmazsa atomda yörüngeler oluşamıyor. Yani sizin karbon diyebileceğiniz tipte, oksijen diyebileceğiniz tipte bir atom oluşamıyor. Ha, bu tarz atomlar olamayınca yani bizim bildiğimiz yani hidrojen dışında başka tip bir atomun da oluşması mümkün değil. Yani evren sadece uçan protonların olduğu bir alana dönüşebilir böyle şeydi. Yerçekimi kuvvetinin şiddetini değiştirirseniz sıfır gerçek kuvveti olmazsa da olmaz da sıfır olmazsa da gerçek kuvveti olup da belli bir şiddette olmazsa da gezegenler, e, yıldızlar oluşamaz. Ha, yıldızların, gezegenlerin oluşamaması demek bu evrende sadece atomların uçuşması demek. Gezegenlerin, yıldızların oluşamayacağı bir yerde geri kalan atomlar da çünkü yıldızların içindeki fırınlarda pişip de daha sonra var oluyorlar. İşte bizim demir, oksijen, karbon dediğimiz yıldızların oluşamayacağı bir ortamda bunlar da oluşamaz. Bunlar oluşamayınca Bizim bildiğimiz herhangi bir kimyanın da ortaya çıkması mümkün değil. Yani o zaman şöyle bir şey bile diyemeyiz. Yani evrenin herhangi bir yerinde bir gezegen oluşup orada belki canlık oluşur diyemez. Çünkü evrenin o bile bildiğim tarafında bir gezegen dediğim bir kavram da oluşamaz. Yıldız oluşamayacak ki zaten e, gezegen dediğim bir şey oluşabilsin. Ve bunları hiçbir dönemde olmadığı kadar hassas ayarlar evrendeki bilinçli tasarımla ilgili matematiksel olarak ifade edebileceğimiz bir şeye kavuştuk fizikte. Bu çok olağanüstü bir şey. Kur'an'da hani canlılar için birçok şeyin yaratıldığını, hizmet ettiğini diyoruz. Bunlarda ufacık bir şey değiştirseniz işte canlılık dediğiniz bir şey oluşamıyor. O yerçekim kuvvetin şiddetini değiştirirseniz. Ne insan oluşabiliyor, ne işte arı oluşabiliyor, ne e, sinek oluşabiliyor, ne inek oluşabiliyor, ne deve oluşabiliyor. Hiçbiri oluşamaz. Evrenin herhangi bir yerinde bir köşesinde oluşamaz. Bunlarla oynasanız. İşte bu karşımıza çıkan tablo muazzam bir Allah'ın ince bir tasarımıyla ilgili bir şey değil mi? Buna 20. yüzyılın bize ortaya koyduğu verilerle ortaya detaylı bir şekilde çıktı. Diğer taraftan bakarsak, biyolojiye geçersek biyolojide hücre dediğimiz şey 20. yüzyılın daha başlangıcında insanların çoğu karbonumsu bir sıvıyla dolu bir baloncuk zannediyorlardı hücreyi. Ancak 1950'li yıllarda bir hücrenin içini ne kadar kompleks muazzam bir fabrika adeta her hücrenin içini Muazzam bir fabrik olduğunu anlayabildik. Dikkat edin, şuradaki bir tek noktada milyonlarca hücre olduğunu düşünün. Ve bu hücrelerin her birinin içinde DNA dediğimiz müthiş bir bilgi kodu var. Adeta muazzam bir bilgisayar gibi içerideki süreçleri kontrol eden. İçinde mitokondriler var, enerji santralleri gibi. Diğer taraftan RNA'lar, adeta burada işçiler gibi çalışıyorlar, proteinleri inşa ediyorlar çöpleri temizliyorlar, atıkları atıyorlar. Her bir protein adeta bir kompleks makina gibi vazifesini görüyor. Hücrenin, hücrenin zarı bir bodyguard gibi. Gereksiz kimseler içeri almıyor, gerekli kimseler içeri alıyor. Müthiş bir güvenlik sistemi var hücre zarı dediğimiz şeyde. Dikkat edin, şu tek bir noktadaki bir hücreden bahsediyoruz. Evet. Bu kadar muazzam bir tablo 20. yüzyılın bilimi karşımıza çıkardı. Ha bunları Allah'ın verdiği gözle bakacak bir göz geliştirebilirsek Allah'ın sanatını anlamamız için, Allah'a şükretmemiz için bu bilimin bize müthiş imkanlar açtığını evet. görürüz. Diğer taraftan tabi sırf <laughs> biyoloji ve fizikle de sınırlı değil 20. yüzyılın çok. Benim mesela son yazdığım argümanlardan bir ahlak argümanı. Ahlakın varlığından nasıl Allah'ın varlığını temellendirebileceğimize ilgili bir argüman yazdım. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkçe'ye çevireceğim. Şu anda sadece İngilizcesi çevirmiş. İnternetteki bazı videolarını anlatıyorum argüman ama. Türkçesine daha koymadım. Onu da inşallah bu senenin içinde koyacağım. İnşallah. 20. yüzyılda mesela psikoloji alanında veya bilişsel bilimler alanında yapılan deneylerde şunu gördük. Doğuştan bebek çağdan insanlarda ahlaki eğilimler olduğunu gördük. Daha konuşmayı bilmeyen bebeklere kuklalarla ilgili oyunlar gösterdiğinde İyi kötü nasıl o bebeklerin ayırt edilebileceği 20. yüzyılın psikolojisi bizi ortaya koydu. Dikkat edin biz Kur'an'daki Rum suresi 30. ayeti düşünelim. Fıtrattan verdiği dine yönelmemiz geçiyor. Evet. Ve o dinde bir değişiklik olmadığını söylüyor Allah. Ve Kur'an'da hep fıtrat dini falan diye deriz. Bakın fıtratla ilgili en önemli özelliklerden biri ahlakla ilgili. Yani yeni konu işte bu veriler bize psikolojiden gelen veriler daha doğuştan bizim ahlakla ilgili o eğilimlerimizin olduğunu gösteriyor. İşte modern bilimin bu verilerini bu gözle okuyabilirsek yani Kur'an'ın gözüyle okuyabilirsek muazzam bize katkı yapacağını görebiliriz. Ne evet. Yazık ki vaktin geldiğini evet. işaret ediyor arkadaşlar. Evet. Ben de nasıl toparlayacağım diye <laughs> çok konu başlığı <laughs> var ama olsun çok teşekkür ederiz hem yani mikro dünyadan hem makro alemden hem sosyolojiden, psikolojiden, biyolojiden pek çok konudan, ahlaktan elde edebileceğimiz bu tür malzemelerin Kur'an'ı daha doğru anlamada önümüzü açacağını bu vesileyle söyleyelim. Vaktimiz doldu. Hepinize hayırlı, izli, bereketli bir Ramazan ve iftar diliyorum. Hoşçakalın.